hem BDP heyeti hem sivil toplum örgütleri hem de HPG cephesinden yapılacak ve biz de o açıklamaları görmüş izleyicilerimizle paylaşmış olacağız. Esir askerleri görüyorsunuz hemen getirildiler. Onlar da heyetin açıklama yapılacağı hemen masanın yanında yerlerini aldılar. Hepiniz hoş geldiniz. Elimizdeki tutukluları ailelerine ulaştırmak üzere heyet çalışmasına yer alan Barış ve Demokrasi Partisi yine Federal Kürdistan Hükümet yetkililerine, İnsan Hakları Derneği yetkililerine ve Mazlum Der yetkililerine katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Bildiğiniz gibi Kürt halkına dayatılan imha ve inkar siyasetinin bir sonucu olarak ülkemizde 30 yılı aşkın bir süredir yoğun bir çatışma ve savaş süreci yaşanmaktadır. Bu savaş sonucu birçok acılar yaşandı, birçok kayıp ve yıkımlar ortaya çıktı. Yine buna bağlı olarak birçok mağduriyetler ortaya çıktı. Elbette ki bütün bunların sorumlusu Kürt sorununa askeri yöntemlerle yaklaşımdır. Bu savaş süreci içerisinde Türk devlet güçleri halkımıza ve gerillamıza karşı çok yönlü, kapsamlı operasyonlar gerçekleştirdiler. Bir özgürlük ve direniş hareketi olarak PKK'de hem kendisini savunmak için yine özgürlük ve demokratik duruşu temsil etmek için karşı direnişlerle ve operasyonlarla bunlara yanıt vermek zorunda kaldı. Halk savunma güçlerimizin de Türk devletinin yapmış olduğu operasyonlara karşılık olarak gerçekleştirilmiş olduğu operasyonlarda gözaltına alınan, tutuklanan bazı görevler oldu. Bu görevleri bugün gelen heyete teslim ederek ailelerine kavuşturmayı arzuluyoruz. Bildiğiniz gibi İmralı'ya giden 2. BDP heyeti üzerinden önderliğimizin tutuklulara ilişkin bir çağrısı oldu. Gerek önderliğimizin çağrısına yanıt vermek gerekse de KCK'nin yine istemleri doğrultusunda tutukluları burada huzurunuzda heyete teslim etmek suretiyle ailelerine ulaştırmayı hedefliyoruz. Kürt Özgürlük Hareketi olarak esas itibariyle insanların mağdur edilmesinden yana değiliz. İnsanların uzun süreli tutsak edilmelerinden yana değiliz. Eğer bu durum ortaya çıkmışsa bu tutsaklar uzun süre alanımızda kalmak zorunda kalmışlarsa bu ülkemizde yaşanan savaş gerçeğinin bir sonucudur. Yoksa bildiğiniz gibi geçmiş süreçlerde de savaş dönemlerinde de benzer şekilde çatışmalarda teslim olan güçlerimize teslim olmayı kabul eden birçok asker, polis tutuklanarak uluslararası sözleşmeler temelinde, uluslararası hukuk normlarına uygun olarak hem can güvenlikleri sağlanmış hem sağlık durumları için gereken tüm imkan ve olanaklar seferber edilmiştir. Yine uygun koşullar oluştuğu süreç içerisinde bu tutukları çeşitli heyetler aracılığıyla ailelerine geçmiş dönemde ulaştırmıştık. 1996 yılında böylesi bir süreç yaşandı. Tüm kamuoyu ve basın, değerli basın mensupları bunun bilgisine sahiptirler. Yine 2007 yılında benzer şekilde Dağlıca eyleminden sonra teslim olan askerler bir heyet aracılığıyla ailelerine
ulaştırıldı. Şimdi de belli bir süredir elimizde tutuklu bulunan biri polis, biri kaymakam adayı ve 6 askerden oluşan 8 tutukluyu yine bir heyet aracılığıyla ailelerine ulaştırmayı hedefliyoruz.